programımıza başlarken hocam bu aralar hem de Mevlid kandilini geçtiğimiz haftalarda idrak ettik. İnşallah muhabbet üzerimizde daha bir yoğundur kalbimizde, içimizde. İnşallah zaten sizin de buyurduğunuz gibi tahsil kelimesi çok güzel. İnsanlar bu aleme bir tahsil için gelirler. Tahsilini tamamlamak için gelirler. Tahsili tamamladıktan sonra da hayata atılırlar. Hani tahsil bittikten sonra hayata atılmak deriz ya, insan da bu dünyayı tahsil hayatını bitirdikten sonra gerçek hayata atılır. Bu dünyada hayatın bitmesi ile her şeyin bittiği zannolunmasın. Kim ne tahsil ediyorsa gerçek hayat ahiret hayatıdır. O tahsilden sonra haydi bakalım artık şimdi tahsil ettiğinin neticesini görmek üzere ebedi hayata atılıver diyecekler. Ve bizi aynı bu aleme tahsil için attıkları gibi, bundan sonra da o tahsilin getirdikleriyle yüzleşmek üzere ebedi hayata sevk edecekler. İnşallah Cenab-ı Hak bu tahsil hayatında nasıl ki bazı talebeler okula giderler, eğlenirler, ederler. Geçenlerde bir söz duydum, çok hoşuma gitti. Tarlada izi olanın harman da yüzü olurmuş. İşte Tarla, dünya ahiretin tarlasıdır denildiğinde ahiret ayrı değil demek. İnsan tarlada kazandığını evde yer veya eve getirir. Tarla denildiğine göre ahirete bitişik, ayrı değil. Biz bitişik bir alemde yaşıyoruz. İşte inşallah Cenab-ı Hak bu alemde hayhuyla vakit geçirenler değil de oradaki hayhuyla vakit geçirenler dediğimizde menfi manada söylüyoruz onu. Ama hayatı yeti sadece heva hevesi için kullanan hu hu diye aldığı gerçekte hu esmasını zikirden ibaret olan nefesini de maleyaniye sarf eden, tahsilden uzak yaşayan kişilerden olmayız inşallah. İki Cihan Serveri Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin tahsilini, muhabbetinin tahsilini yaparak bilerek bularak ve inşallah son nefeste de olarak o ebedi hayata intikal ederiz. Şimdi biz muhabbet bağıyla işte bu bağı tazelemeye, bu tahsil hayatımızın boş geçen günleri varsa araları doldurmaya, belki dersten sonraki bir mütala mahiyetinde bu programları, bu sohbetleri yapmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah en başta bizlere tesirini hak etsin, bizler de tesirini görmeyi nasip eylesin. Şimdi iki cihan server efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği mektuplar bahsinin sonuncusuna geldik herhalde. Yemame emirinin değil mi İslam'a davet edilmesi bahsi var. Ondan sonra da Cenab-ı Hak ömür verirse Hayber'in fethine başlayacağız. Buyurun. Yemame hükümdarı Hebze bin Ali Hristiyan'dı. Peygamber efendimiz hicretin yedinci senesi Muharrem ayında bu hükümdarı da İslamiyet'e davet etmek üzere Salit bin Amr'ı vazifelendirdi ve yazdığı bir mektupla onu Yemame'ye gönderdi. Mektubu alan Salit bin Amr durup dinlenmeden yol alarak hükümdarın yanına vardı ve Efendimizin mektubunu ona verdi. Mektubu okutunca Resul-i Ekrem'in kendisine şöyle hitap ettiğini gördü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Hevze bin Ali'ye. Doğru yolda gidenlere selam olsun. Şunu iyi bilmelisin ki, benim dinim yakında dünyanın en uzak ufuklarına kadar parlayacaktır. Binaaleyh, ey Hevze, sen de Müslüman ol ki selamete eresin. Ben de hükmün altındaki memleketin idaresini sana bırakayım. Hevze, bu daveti kabul edemeyeceğini nazik bir üslupla ifade etti. Ancak Salit radıyallahu an bu hareketinin yanlış olduğunu söyleyerek onu davete icabete çağırdı. Fakat Hevze saadet dairesinden uzak kaldı. Şüphesiz bu uzak kalışta saltanatta kalma arzusu büyük rol oynuyordu. Bunu kendisi de bizzat bir Hristiyan büyüğüne şöyle ifade etmişti. Ben kavmimin hükümdarı bulunuyorum. Ona tabi olaydım o takdirde hükümdarlık yapmayacaktım. Bununla birlikte Hevze, Peygamber Efendimize verilmek üzere bir mektupla bir takım hediyeleri elçi Hazreti Salit vasıtasıyla gönderdi. Salit bin Amr radıyallahu an Medine'ye dönerek Resul Ekrem Efendimizin huzuruna vardı. Olup bitenleri anlattıktan sonra Hevze'nin gönderdiği mektubu Efendimize verdi. Hevze Mektubunda efendimize şöyle diyordu: Davet ettiğin şey çok iyi, çok güzel. Ben kavmimin hatibi ve şairiyim. Araplar da benim kavmimden korkarlar. Bana işinden bazı salahiyetler ver de sana tabi olayım. Resul-i Ekrem efendimiz bu yersiz teklif için yerdeki bir hurma koruğunu bile istese ona vermem buyurduktan sonra kendisine tabi onca insanın hidayetine de mani olduğundan dolayı Hevze'ye, elindeki her şey yok olsun diye beddua etti. Bu tarihten bir yıl sonra Cebrail aleyhisselam gelip Efendimiz'e, Hevze'nin kafir olarak öldüğünü haber verdi. Böylece Resul-i Ekrem Efendimiz gönderdiği elçiler ve davet mektuplarıyla Cihan Şümül İslam davasını o zamanın bütün devlet reislerine bildirmiş, İslam'ın sesini bütün dünyaya duyurmuş oluyordu. Evet, mektupların bildirilen kısmıyla mektupların neticeleri böyle. Tabi gerek ayeti kerimelerde olsun, gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında olsun olan hadiseleri sanki bizim dışımızdaymış gibi telakki etmek büyük yanlışlıktır kafirler hakkında, münafıklar hakkındaki ayetlerin bizi ilgilendirmediğini veya Resul Ekrem Efendimizin Hristiyanlara, putperestlere, Mecusilere neyse gönderdiği mektupların bizim açımızdan çok bir ehemmiyeti olmadığını, biz esas işte namazda ne diyor, oruçta ne diyor ona bakalım gibi bir düşünceye kapılabiliriz halbuki öyle değil. Madem ki üsve-i hasenedir, madem ki her fiilinde, her üslubunda bir ibret vardır biz o ibretten bir şeyler tahsil edelim. Şunu diyelim ki hani o insan Resul-i Ekrem Efendimizin davetine icabet etmiyor. Hükümdar. Şöyle efendim avanesi var. Etrafı var. Şöyle malı var. Ne bileyim Arap diyarında bile korkuyla anılan bir kuvveti kudreti var. Ama insanlar zaten aciz içerisindeyken böyle bir kudrete bile sahip olmadıkları halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nasıl uzak kalabiliyorlar? Veya biz o daveti niye duyamıyoruz? Veya niye icabet edemiyoruz? Hani o insanla durumumuzu mukayese ettiğimizde vay Hristiyan'a bak, vay kafire bak diyoruz belki ama Allah Resulü'nün davetine hadi onun saltanatı falan mani olmuş. Biz bu züğürt halimizle niye buna icabet etmiyoruz diye düşünmek lazım. Bu işin çok genel belki bir izah kısmı. Bir diğer kısmı da iki cihan serbere efendimizin nezaketi. Yani kafir olduğunu iddia eden insanla bile diyalog kurması. Ona hakkı anlatması. Ve o şekilde nezaket onu davet etmesi. Üçüncü bir bahis de şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu daveti yapıyor ama bakınız her nizam her efendim nimet kainattaki her sistem muhakkak tabi olduğunuzda sizi başka bir sisteme, başka bir usuba davet eder ya nimetine gark eder ya da size bela ve musibet olarak geri döner. Aynı şekilde Allah'ın koyduğu nizamla alakalı bir şey tanımazsanız bu nizam denildiğinde sadece hani belli hükümleri tanımak değil. İşte Yeşillik, doğaya vesaire saygı duymamak bile buna dahildir. Hayvan hukukunu gözetmemek bile buna dahildir. Suyu kirletmek bile buna dahildir. Neticede böyle bir şey olduğunda nasıl ki o sisteme karşı yaptığınız zulüm daha sonra size başka şekilde bir zulüm olarak dönüyor ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de muhabbeti öyle bir nizamın parçasıdır ki insan o nizama o muhabbete tabi olmazsa helaki muhakkaktır hani yeryüzü diyorlar ya geçen bir konuşmadaydı yeryüzü şimdi hem yerin yüzü manasını veçil art diye de Arapça karşılığı da o ama hani biz biraz Türkçeden istifade ederek yer kelimesinden istifade ederek bu hem yer insanı hem de yüzüne bakar bu aleme gelinip de toprağın yemediği adam yoktur. İstisnalar vardır tabi ki. O istisnadan olmak icap eder. Yani adamı yemez toprak esasında. Hayvan kısmını yer. İnsan olan kısmını ellemez. Ama bazı insanlar hayvaniyetine o insanlığını hapsettiğinden toprak altına sadece bu kalıbı değil kalpleri de soktuklarından dolayı dünya onu da yer bitirir. İşte azap odur zaten. Şimdi burada iki cihan serber efendimiz davet etmiş. Etmiş etmemiş tamam. Kabul etmiş etmemiş. Ama bak etmeyince onu bekleyen bir şey var. Allah Resulü rahmetellil alemin ama o rahmeti tanımadığın zaman bir müeyyidesi var bunun. Hayatlarımızda da var. Başkalarının hayatında da var. Ve bu hükümdarın haline ibretle bakılırsa kim olursa olsun, hangi kudrette olursa olsun o müeyyide, o ceza muhakkak onu bulmakta. Allah Teala bu bir dördüncü nokta var onu da söyleyeyim müsaadenizle. Allah Teala kendisine yapılan ihaneti, küfrü, haksızlığı ahirete tehir edebiliyor. Dünyada da veriyor ama umumiyetle genel olarak ahirete tehir ediyor. Fakat bazı günahlarda ve bazı kişilere karşı yapılan, bazı hukuka karşı yapılan saygısızlıkların Muhakkak bu dünyada cezasını veriyor. Mesela zulüm. Bir kişiye zulm ediyorsa kişi, devlet, kurum neyse muhakkak surette onun bu dünyada cezasını gösteriyor. İbretlik hale getiriyor. En büyük zulüm ise Allah ve Resul'ün hukukunu tanımamaktır. Allah kendisinin hukukunu tanımamayı ahirete tehir edebiliyor. Fakat Resulullah Efendimize karşı yapılan saygısızlığın muhakkak cezasını bu dünyada gösteriyor. Yani o kişi böyle büyüğümüzdür diye parmakla gösterilen bir insan bile olsa Resullaha böyle yaptı da böyle oldu diye parmakla gösterilen bir insan haline geliyor. Tarih hep bunları göstermiştir. Şimdi biz tarihteki insanlara mı bakacağız. Bak şimdi şu küfür küfretmişti. Dur bakalım ne zaman ibretlik hale geleceğiz diye mi bakacağız? O zaman sözün başladığı yere getirelim ne zaman Allah Resulüne hürmetsizlik yaptıysak gerek kendimiz gerek başkaları tarafından böyle parmakla gösterilecek ibretlik bir duruma düşeriz. Resulullah Efendimizin rahmeti muhakkak çok güzeldir. Fakat o rahmetten bilgâne kalmak, sarfı nazar etmek, ganisiymiş gibi davranmak da beraberinde müeyyideleri ve cezaları getirecektir. Evet. Hayber volkanik bir arazi üzerine kurulmuş, kuvvetli, sağlam yedi kaleye sahip bir şehirdi. Şam yolu üzerinde bulunan bu şehir, Medine'nin kuzeybatısına düşüyor ve ona uzaklığı ise 169 kilometre bulunuyordu. resul Ekrem Efendimizle olan anlaşmalarını bozmaları sebebiyle Medine'den sürgün edilen Yahudilerin çoğu buraya yerleşmiş, burayı adeta Yahudiliğin bir nevi merkezi haline getirmişlerdi. Evet hemen hatırlayalım o Hendek kazasında daha evvel Medine'de bir anlaşma yapılmıştı. Zaten Medine o sulhun, o medeniyetin gelmesiyle beraber yani Fahri Alem Efendimizin teşrifiyle beraber Medine olmuştu. Bu anlaşma yapılmasına rağmen adice çark etmeler ve döneklik gibi hadiseler sebebiyle Yahudiler ne yapmıştı? Niza çıkartmışlardı. Ve gerek Hendek'te gerek toplum içerisinde yaptıkları fitne fesat ve müşriklere yardım etmeyeceğiz denilmesine rağmen hatta Medine'yi beraber koruyalım demişti hatırlayınız Peygamber Efendimiz hatta bize bir düşman gelir ise siz o düşmana yardım etmeyin belki sıkışırsak bize nakdi yardımda bulunun şahsen de gelip yardım etmenize üzüm yoktur dedi fakat onlara bir düşman musallat olduğunda biz canımızla da sizinle yanınızdayız dedi peygamber efendimiz. Yeter ki burada tamam siz inanıyorsunuz, tarif edilmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur ama bir din saliki olduğunuzu iddia ediyorsunuz. İslamiyet'i kabul etmeseniz bile aynı ortamda yaşıyoruz. Tefrika çıkartmayalım demişti peygamber efendimiz. Fakat Yahudiler bu tefrikayı çıkarttılar. Şimdi bunların kendilerine göre güvendikleri bir yer haline geldi Hayber. Yani bu ihanetlerini e, yaptıktan sonra çöreklendikleri efendime söyleyeyim bir şekilde illegal olarak yaptığı işlerin merkezi haline getirdikleri yer Hayber oldu. Hayber şimdi diyorlar ya jeopolitik falan filan ve stratejik açıdan çok önemli bir yer işgal ediyordu. Çünkü hem Şam'dan gelen ki Şam çok hareketli bir şey ticari yönden de fikri yönden de çok hareketli. Hala daha öyledir Şam. Oradan geçen kervanların güzergahı Hayber'den geçiyor ve ayrıca da 7 burçtan oluşan büyük bir yerleşim merkezi ve sap kayalıklar üzerinde. Ben gittim bizzat da görmek nasip oldu. Hatta orasıyla alakalı bazı hatıralarımı da belki nakederim program esnasında. Neticede yani savaşmak zor muhasara etmek zor bir yer. Muhkem bir kal'a ve ama aynı zamanda hep yaptıkları habisliklerden sonra sığındıkları bir yer durumuna, çıbanbaşı gibi bir yer olmuş durumda. Hatta Resulullah Efendimiz'in bilmiyorum kitapta geçecek mi? Asabiyle meşveret ederken münafıkları bir defa daha o meşverette şey yapıyor. Hayber'in fethi hakkında ne düşünürsünüz diye soruyor. Hemen münafıklar diyor ki, şimdi savaştan geldik, şu oldu bu oldu hemen gitmeyelim üzerlerine falan filan diye hatta Bilal-i Habeşi radıyallahu anh yanlış hatırlamıyorsam Resulullah Efendimiz'e bizim ne görüşümüz olabilir ki ya Resulallah yani siz ne diyorsanız öyle yapmaya hazır bekliyoruz diye söylüyor münafıklarla salihlerin müminlerin arasındaki farkı fark etmeleri için Hayber'in istişaresi bile önemlidir belki ileride söyleyecektir şu an hatırlamıyorum kitapta var mı Dolayısıyla Hayber'in fethi zaten Hendek kazasından itibaren Peygamber Efendimiz'in siyasetinde vardı. Bu fikrini söylemedi ama siyaseti Muhammediyesinde Hayber'in fethi bulunmaktaydı. Evet. Daha evvel bahsedildiği gibi Mekke müşriklerini ayaklandırıp bütün Arap kabilelerini toplayarak Medine üzerine yürütüp Hendek Harbi'nin patlak vermesine buradaki Yahudiler sebep olmuşlardı. Bunun yanında Mekkeli müşriklerle yeni bir anlaşma da yapmışlardı. Bu anlaşmaya göre peygamberimiz şayet Mekke üzerine yürürse Hayberliler de Medine'ye baskın yapacaklar. Eğer Hayber üzerine yürürse Kureyş müşrikleri Medine'ye baskında bulunacaklardı. Ne var ki bu planları Hudeybiye anlaşmasıyla neticesiz kalmıştı. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz Mekkeli müşriklerle, Hudeybiye sulh anlaşmasını imzalamak suretiyle Medine'yi onlardan gelebilecek tehlikelere karşı emniyet altına almıştı. Ancak kuzey tarafı ki Hayber Yahudilerinin bulunduğu taraftı henüz emniyetten mahrumdu. Halbuki bu emniyetin temini İslami gelişmenin sürat kazanması bakımından gerekli görünüyordu. Aynı şekilde Arap'ın en büyük ticareti Şam'laydı. Yahudilerse bu yol üzerinde bulunuyorlar ve burada bir güç, bir kuvvet olma istidadı gösteriyorlardı. Buysa İslami gelişme için bir tehlikeden başka bir şey değildi. İşte bütün bu sebepler Hayber meselesinin bir an evvel hallini gerektiriyordu. Zaten Cenab-ı Hak da Hudeybiye seferi dönüşü sırasında gönderdiği Fetih suresinde Müslümanlara buranın fethini vaat etmişti. Demek ki Fetham Mübina diye beyan edilen o fetihte ap açık bir fetih olması için bölgenizde çıban başı gibi yerlerin bulunmaması lazım. O fetin manevi boyutunu hatta şu anda bize hitap eden siyasi boyutunu başka şeylerde programlarda da konuşmak yerinde olacaktır. İşte hem vahiy ilahinin işaretiyle hem Fahri Alem Efendimizin siyaseti Muhammediyesiyle hem o zamanın siyasi, ticari ve askeri efendim gerekliliklerinden dolayı Hayber'in fethi gün gibi aşikar muhakkak yapılması, icra edilmesi, tahakkuku efendim icap eden bir durumdu. Evet yani ilk defa bizi takip eden kardeşlerimiz olabilir. Bu programı birkaç kere sadece dinleyen kardeşlerimiz olabilir. Bir hatırlatma da bulunalım. İslam, yani gerçekten İslamiyet adına yapılan savaşlar, e, muhakkak karşı tarafın bir şekilde tecavüzü veya icap eden siyasi gelişmelerin ve askeri gelişmelerin bir neticesi olmuştur. Hiçbir zaman saldıran Müslümanlar olmamıştır. Burada da düşündüğümüzde, Hatta günümüzde biliyorsunuz gerçi su iyi misal misal teşkil etmez. Hele böyle önemli misaller arasına değersiz bazı şeyleri katmak da olmaz ama hani iyi izah için söylüyorum. Sizde silah varmış, kimyasal silahmış hatta belki oradan bize fırlatırsınız ihtimal üzerine. Yani bir herhangi belge bulgu falan diyor. İhtimal üzerine bile şimdi insanların savaştığını hatta çoluk çocuk demeden üzerlerine bombalar yağdırdığını düşünürsek, bu nevi insanların, bu kadar vahşi olan insanların Resulullah Efendimiz'i anlamaları zaten düşünülemez. Ama işin garip ve acayip tarafı, Resulullah Efendimiz'in yaptığı bu icraatları, bu nevi icraatlarla bir tutanların, yani bunun dışında kaldığı halde bunu bir görenlerin de, gerçekten çok vahim bir cahiliyetleri vardır ve cehaletleri vardır. Bakınız burada her fırsatta arkadan bulmak üzere hazırlanıyorlar, ticaretine mani oluyorlar, nifakın başı oluyorlar ve hatta finanse ediyorlar. Ayrıca Yahudiler savaşmayı da çok iyi biliyorlar. Yani onların şeriatına savaşmak da olduğundan savaş içinde hep daima gerek karalarını korumak için, gerek mücadele etmek için bir askeri birlikleri de var. Dolayısıyla bir tehdit halindeler. Ve anlaşmaları bozuyorlar. Anlaşmaları bozuyorlar. Bu durumda iki cihan serveri Efendimiz vahyin de işaretiyle yani Allah Teala'nın e, vahyinin de işaretiyle ne yapıyor? Hayber üzerine yürüme kararı alıyor. Medine'den Hayber'e gidişi ve hareketi sizden dinleyelim efendim. Hayber gazasına çıkmaya karar veren Resul-i Kibriya Efendimiz asabına hazırlanmalarını emretti. Bu arada korkularından dolayı Hudeybiye seferine katılmaktan çekinmiş bulunan birçok kimsenin Hicaz'ın bu en bereketli ve verimli şehri olan Hayber'de elde edilecek ganimeti düşünerek ve ona tamah ederek orduya iştirak etmek istedikleri görülüyordu. Hayber'e biz de sizinle gidelim diyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah yolunda ilahi kelimetullah uğrunda bir hakkın cihad edecek olanlar hazırlansın. Bunların dışında hiç kimse bizimle birlikte gidemeyecektir. Onlara ganimetten de bir şey verilmeyecektir buyurdu. Şimdi muhabbet bağının ilk baştaki konuşmalarımız yeni açanlar içinde veya birkaç kere bu programı takip edenler içinde muhabbet bağını uzun süredir takip edenler için de bir hatırlatmada bulunalım. O da şuydu hatırlarsanız biz hep o zamanlarda olan hadiseleri bir şekilde nefsimize, ruhumuza, zamanımıza tatbik etmek niyetindeyiz. Hayber bir çıban dedik değil mi? Nifakın artık odağı olmuş. Dolayısıyla aynı bizdeki bünye gibi nifakın yeri, fesadın yeri çok derinlerdedir insan sadrının, göğsünün, kalbinin derinliklerine kadar işlemiştir. Hayber'in fethine çok halis niyetli olanların iştirakini bizzat peygamberin tavsiyesi hem o Yahudilerin o zamanki ve belki bu zamana kadar uzanan fitnelerin ne kadar köklü olduğuna ve yine ayrıca bu zamanda veya o zamanda bu fitnelerin üstesinden gelebilmek için hususi bir ihtisas hususi bir ihlas lazım geldiğini de işaret etmektedir. Eyvallah. Hazreti Resulullah'ın bu emri bize Allah yolunda cihadın sırf hakkın rızası gözetilerek maddi hiçbir karşılık beklemeksizin hatta niyet dahi edilmeksizin yapılması gerektiğini gayet açık bir şekilde ders vermektedir. Zaten İslam'da harbin ulvi ve nurani gayesi de ilahi kelimetullah'tır. Resul-i Kibriya Efendimizin emri üzerine Müslümanlar derhal toplandılar. Sayıları 200'e atlı olmak üzere 1600 kişiyi buldu. Bunlar sadece o anda Peygamber Efendimizle birlikte Medine'den hareket edecek olanlardı. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hayber'de bulunduğu sırada içlerinde meşhur Ebu Hureyre'nin de bulunduğu Devs kabilesinden 400 Müslümanla Habeşistan'dan gelen muhacir Müslümanlar da orada İslam ordusuna katılacaklardı. Ayrıca Medine'den hareket eden İslam ordusunda Resul-i Ekrem'in zevcesi, Hazreti Ümmü Seleme ile birlikte 20 kadar Müslüman kadın da vardı. Harp esnasında yaralanan mücahitleri tedavi etmek, onlara yemek pişirmek ve ihtiyaçlarını karşılamakla meşgul olacaklardı. Peygamber Efendimiz Medine'de yerine Gıfarlı Siba bin Urfutat'ı vekil bırakarak ordusuyla Muharrem ayı sonlarına doğru Hayber yönüne hareket etti. Nübüvvetin manevi boyasıyla boyanmış olan mücahitler, pür şevk ve coşkunluk içinde yollarına devam ediyorlardı. Şair Amir bin Ekva o andaki heyecan ve sadakatini Allah'ım sen hidayet etmeseydin biz doğru yolu bulamazdık. Zekat veremezdik, namaz kılamazdık, Üre, üzerimize yürüyen bir kavmin olunca, bizi dinimizden döndürmek için fitne çıkarmaya çalışılınca sen kalplerimize sekinet indir, çarpıştığımızda da ayaklarımıza sebat ver şiiriyle dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz şiiri okuyanın kim olduğunu sordu. Amir bin Ekva olduğu öğrenince de Allah ona rahmet etsin buyurdu. Evet yani şiiri okuyanın kim olduğunu sordu derken biraz böyle gözümüzde de canlansın ordunun gidişi. Hani müteaddi defalar söyledim. Arap'ta o zaman şiir okunduğunda böyle bizim böyle nesri okuduğumuz gibi veya şu anda efendim okuduğumuz gibi okumuyorlar şiiri. Makamla okuyorlar. Yani buna uzun hava mı diyeyim, gazel mi diyeyim, kaside mi diyeyim ama belli bir besteyle okuyorlar ve yüksek sesle bu besteyi dile getiriyor. Yani mehter musikisine de işaret var burada. Arz edebiliyor muyum? Mehter musikisine de işaret var. Yani mehterin temelleri taburadan başlar. Hayber'in fethi hakikaten hani Hudeybiye'yi anlattık ya Hudeybiye çok büyük bir devrimdir. Fethin başlangıcıdır. Çünkü teslimiyetin en son noktası gösterilmiştir. Bildiğimiz her şeyden, o istedikten sonra vazgeçeriz. Senin bilgine, senin ilmine teslimiz safası Hudeybiye'deydi. İşte onların, o askerlerin teşekkür ettiği bir ordu var burada. Ve bu ordu hani sözlerimin yanlış anlaşılmasından çok korkarak söylüyorum. Hani Bedir'deki gibi değil. Bedir'de o ilk olmanın getirdiği hususi bir müjde var vesaire var ama Hayber'in fethinde mesela Hayber nameler, Hayber'in fethiyle alakalı menakıpların çok olmasının bizim medeniyetimizi de çok olmasının bir sebebi de budur. Hayber'in fethine giderken Allah Resulü daha evvel söylemediği şekilde bir ordu tayin ediyor. Yani orduyu hazırlıyor. Ne diyor? İlahi kelimetullah. İlah, ilah yüceltmek ala kelimesinden i'la i'layı kelimetullah Allah'ın kelimesiyle istihza edenler o en yukarıda en yüksekte olması gereken kelimenin aşağı alınması hakir görülmesi durumunda ya Rabbi biz elestü bir rabbüküm diye bize sorduğunda bela dedik senin kulluğunu seni sana ibadeti sana imanı hiçbir zaman aşağılarda bırakmayacağız bu ulvi gaye için yaşayacağız dedik ya ilahi kelimetullah o Allah'ın kelimesini yücelerin yücesinde gösterme gayretidir layık olan veçile herkes bedenden belki ördükleri duvarlarla efendim belki o bedenler kat kat üst üste yığılacak da en tepede ilahi kelimetullah sancak olarak kalacak şuuruyla cihada katılıyorlar o yüzden ilahi kelimetullah için en ulvi kelimenin hakimiyetini göstermek üzere bedenlerimiz feda olsun demektir cihat. Burada ilahi kelimetullah için e, muhris bir ordunun toplanmasını Allah Resulü emrediyor ki bu ilktir. Hayber'dedir. Hayber'in teşekkülü, ordunun teşekkülü, intizamı, demin anlatılan hanım birliklerinin artık o savaşlardan dolayı bir cemiyet halinde oraya iştirakleri bakıldığında çok muhkem bir ordu var. Çok efendim nizami bir ordu var ve Mehter'in de temelinin dayandığı noktayı işaret ediyordum. Söz bu kadar uzadı. Yani şiirler okuyor dediğinde nameler yapıyor. Yani işte bugün uşak makamı dediğimiz, bugün rast makam dediğimiz makamların şeyleri hep o zamanlarda da var. Okuyor böyle yüksek ses. Kim yapıyor bunu diyor. Orduyu teşhi ediyor yani böyle orduya kuvvet veriyor, evlak veriyor. Diyorlar ki şairinizdir, Allah ona rahmet etsin diye dua ediyor. Mehteran'ın dayandığı nokta budur işte, Hayber'in fethindir. Dolayısıyla Hayber'in fethi, belki fethi hazırlığı olarak ve ileride gelecek sancak-ı şerifin verilmesi, Hazreti Ali Efendimiz'in hali savaş açısından stratejik açıdan incelenmesi gereken bir olaydır. Peygamber Efendimizin duasıyla mücahitler bir an durakladılar. Zira bu dua amirin şehadet mertebesine erişeceğinin işaretini taşıyordu. Mücahitler tekbirle yol alıyorlardı. Yer gök sanki tekbir sadalarıyla titriyordu. Bir ara hep bir ağızdan çok yüksek bir sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber diyerek tekbir getirdiler. Sahabilerin bu hareketi üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz, Canınıza acıyınız, sesinizi yükseltmeyiniz. Zira siz ne sağırı çağırıyor ne de gaybe bağırıyorsunuz. Her şeyi bilen ve işiten ve her şeye her şeyden daha yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz diye buyurdu. Evet, dua ettiğimiz Allah ne sağırdır ne gayip. Evet, burada müellifimiz tabii gayet güzel kendi görüşüyle de beraber bunu nakletmiş oluyor. Çok da isabetli yapıyor. Buradaki nezaket şudur. Düşmanla karşılaşmadan evvel sesinin yükseltilmesidir. Düşman henüz çünkü o tekbir seslerinde o Allah Allah diye bağırmalar vesaire. Hani düşünebiliyor musunuz? Ordu karşıdan kafir geliyor. Siz Allah Allah diye bağırıyorsunuz. Bir komutanın böyle söylediğini düşünün. Siz canınızı acıyın, sesinizi yükseltmeyin çocuklar. Diyemezsiniz ya. Yani o şarttır o. Motivasyon için şarttır. Motivasyon diyorum bakın. Daha akli izahını yapıyorum. Burada bu sözün sebebi vurudu, hadisi şeriflerin sebebi vuruduna bakmak lazım. Ayetlerin sebebin üzülüne bakılır. Hadisi i şeriflerin sebebi vüruduna bakılır. Niçin söylemiş? E Medine'den çıkılıyor, yoldalar henüz kafirler karşılarında yok. Çok yüksek sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber diye coşkulu hallerle giderlerse nefesleri yetmez, nefesleri kesilir. Fakat düşmanın karşısında böyle değil. Arz edebiliyor muyum? Yani buradan bağırıldığında, şey yapıldığında e peki o zaman Allah Allah diye niye bağırmayalım? Ezan niye yüksek sesle okunmasın? Karşıdaki gafili ikaz etmek, münkiri korkutmak efendim müminleri de şevk vermek için yüksek sesle okunacaktır muhakkak. Bu hadisi şerifin iki cihan serveri efendimizin sözleri henüz küffarla karşılaşmadan evvel yapılan bir şeydir ki makbul görmemiştir peygamber efendimiz. Merhametiyle ikaz etmiştir. Sizler zaten Allah'ı bilen insanlarsınız. Allah da sizin dualarınızı işiten Allah'tır. Dolayısıyla şimdi teenniyle yürüyün diye ikaz etmişlerdir. Bunu da hatırlatmış olalım. Resul-i Ekrem Efendimiz sefer esnasında her konakladığı yerde Yüce Rabbine şöyle yalvarıyordu. Allah'ım istikbal endişesinden, geçmişin tasasından, güçsüzlükten, gevşeklikten, pintilikten, korkaklıktan, bel büken borçtan, zalim ve haksız kimselerin musallat olmasından sana sığınırım. Peygamber Efendimiz ordusuyla Reci denilen yere vardı ve orada konakladılar. Burası Hayber'le Gatafanların yurdu arasında bir yerdi. Buraya gelip konmalarının bir sebebi vardı. Şöyle ki Hayber Yahudileri Gatafanlardan yardım istemişler, onlar da bunu kabul edip gerektiğinde gelip kalelerinde İslam ordusuna karşı müştereken savaşabileceklerini bildirmişlerdi. Resul-i Ekrem bu durumu haber almıştı bu yardıma mani olmak için Gatafanlara, şayet Yahudilere yardım etmezlerse, fethedilecek Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünün kendilerine verileceği teklifinde bulunmuştu. Ancak onlar kabul etmemişlerdi. İşte resul Ekrem Efendimiz, ordusuyla buraya gelip konmakla, Gatafanlardan Yahudilere gelebilecek herhangi bir yardımın önünü kesmiş oluyordu. Nitekim bu durum karşısında Gatafanlar, Hayber Yahudilerine hiçbir yardımda bulunamayıp yurtlarında oturmak zorunda kaldılar. Evet yani burada konuşulabilecek birkaç bahis daha var ama herhalde ikinci bölümünde sonuna geliyoruz. Fakat inşallah siz hatırlatın Hayber'in mahsulü, Hayber'in bereketli toprakları birçok kişinin, birçok kavmin iştahını kabartmıştır. Hatta biz metruk şekilde olmasına rağmen gittiğimizde daha bu sene hac mevsiminde dallarının ağırlığından sarkan hurma ağaçları gördük. Gerçi yakmışlar onu. Nasıl yakmışlar? Hani diyorlar ya az sonra diye. Üçüncü bölümde inşallah bunları konuşalım. Hayber önderine gelmiş İslam ordusu Hayber mevzu devam ederken orada kalmıştık. Ama ara verirken hocamın söylediği az sonra dediği mevzu bendenizin hatırında kaldı. Bilmiyorum hocam şimdi mi uygun bulurlar ama. Biz şimdi o adeti devam ettirelim. Biraz daha meraklansın arkadaşlar. Ee, müfredat biraz bir yandan yürüsün. Çünkü şu an itibariyle radyolarını yeni açmış kardeşlerimiz olabilir. Hayber'in fethini konuşuyoruz. O dersi işliyoruz. Şimdi e, İslam ordusunun Hayber'e gelişi, Hayber e, mevkiine gelişi. O bahsi konuşalım inşallah Cenab-ı Hak müsaade ederse diğerlerini de anlatırız. Peygamber Efendimiz daha sonra ordusuyla Reci'den Hayber'e doğru ilerledi. Bir gece vakti Hayber önlerine vardı. Gece baskında bulunmak adeti olmadığından sabahı bekledi. Resul-i Ekrem Efendimiz Hayber önlerine varınca Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah. Ey yerlerin ve üstündekilerin Rabbi olan Allah. Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah. Ey rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah. Biz senden şu şehrin hayrını ve iyiliğini, halkın hayrını ve iyiliğini, bu şehirde bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz. Onun şerrinden, halkının şerrinden, içinde bulunan her şeyin şerrinden sana sığınırız diye dua etti. Herhangi bir şehre girdiğinde efendimiz hep böyle dua ederdi. Sabah olunca Hayberliler ellerinde ziraat aletleriyle tarlalarına gitmek üzere kalelerinden çıkınca karşılarında İslam ordusunu buldular. Birden şaşırıp kaldılar ve işte Muhammed ve ordusu diye bağırıştılar. Sonra da telaş ve heyecan içinde gerisin geri kaçıp kalelerine sığındılar. Beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmışlardı. Peygamberimizin ta Medine'den kalkıp gelerek kendileriyle harbe tutuşacağına birçoğu ihtimal bile vermemişti. Çünkü kaleleri kuvvetliydi, adamları da çoktu. Harp aletleri de oldukça fazlaydı. Öyleyse Hazreti Resulullah bütün bunları göze alarak güya gelemezdi. Kanaatleri buydu. Ne var ki gerçek düşündükleri gibi çıkmamış ve bu sebeple de şaşırıp kalmışlardı. Onların bu şaşkınlığını ve gerisin geri pür telaş kaçıp kalelerine sığındığını gören Resul-i Ekrem Efendimiz bu durumu hayra yorarak Allahu Ekber, Allahu Ekber, Heribet Hayber'' Hayber harap oldu. Biz düşman bir kavmin yurduna baskın yapıp girdik mi korkutulmuş olan o kavmin hali ne kötü olur diye buyurdu. Hayber'in fethine işaret eden bu sözlerini üç kez tekrarladı. Hayber Yahudileri aralarında görüştüler, konuştular ve sonunda kalelerinde kalıp müdafaa harbi yapmaya karar verdiler.'' savaşacak olan Yahudilerin hepsi en kuvvetli kale olan Natat Kalesi'nde toplandılar. Eşyalarını, aile ve çocuklarını da başka kalelere yerleştirdiler. Çarpışma, Yahudilerin toplandıkları Natat Kalesi'nden mücahitlerin üzerine ok atılmasıyla başladı. İslam ordusu da Natat önünde karargahını kurmuştu. İlk gün böyle geçti. Bu arada kalelerden atılan oklarla 50 kadar mücahit yaralandı. İkinci gün Resul-i Ekrem Efendimizin emriyle İslam ordusu karargahını Reci mevkiine nakletti. Böylece yakınlarındaki evlerden gelebilecek tehlikelerden mücahitler korunduğu gibi konmuş oldukları ilk yerdeki bataklıktan da uzak kalmış oluyorlardı. Evet hala hazırda Hayber'in zemini çok sulak bir zemindir ve oraya pınarlar böyle dereler akmaktadır. Biz en son gittiğimizde bundan birkaç ay evve, evvelde orada o bataklık dahi var duruyor yani su var ve suyun geçtiği yerler bayağı böyle ayak battığında insanı böyle ayağını tutan şekilde yapıyor akmaya devam ediyor. Hatta o hayberden çıkan suların e, muhafaza edildiği buz gibi sular çıkar biliyor musun Hani hep bizim gözümüzde böyle Mekke Medine falan denildiğinde ya nasıl oluyor nasıl bitiyor falan deriz Medine'nin hemen yakınında Uhud dağının hizalarından şöyle bir aşağı yukarı birkaç kilometre ileride ben oluk oluk akan buz gibi su içtim buz gibi yani Bayağı soğuk efendim Oraya da çok bereketli bir şekilde sular gelmekte. Hala hazırda o su kaynakları kullanılmaktadır Hayber'de. Şimdi iki Cihan Serbere Efendimiz arazinin durumundan dolayı hem bataklık var hem çok sık bir hurmalık. Bir de o hurmalıkların altında evler var. Yani gerek hurmaların saklandığı yerler var, depo gibi kullanılan, ambar gibi kullanılan yerler var. Gerekse yerleşim yerleri var. Kalenin bulunduğu mevkide çok yüksek sap kayalığın efendim üzerinde. Yani oradan zaten ok değil taş atsanız o ivmeyle hız kazanan taş yine aşağıdaki insanı öldürücü bir şekilde yaralayabilir. Şimdi yukarıdan ok yağmuru var. Sık ağaçlar var. Bataklık var. Hareket imkanı yok. Ve herhangi bir tuzak kurulduğunda birisi bir şey attığında oradaki aşağıdaki bulunan evlerden ordunun korunması da zor oluyor. Devamı nöbetçi dikmek lazım ve birçok yere koymak lazım diye iki cihan serveri efendimiz tekrar rejim mevkine ordusunu karargahını karar kılmak üzere taşıyor. Şimdi ben burada şöyle bir şeyi hatırlatayım. Gerçi ileride Hayber'in fethinden sonra konuşmak daha uygun olacak. İkinci bölümde konuşuruz dedim ama el vaadü keddeyn. Hani vaad etmek borç gibidir. Dolayısıyla ben şunu arz edeyim. Maalesef biz Hayber'e gittiğimizde Hayber'in o bereketli topraklarının hiç kullanılmadığını gördük. Kurmalar dalları üzerinde salkım salkım duruyorlar. Hatta dalından kopararak hurma yedim orada ben. Toplanmayı bırakın, toplanmasın. Tamamen terk edilmiş. Hayber'in o arazisi terk edilmiş. Civardaki evler terk edilmiş. Tam bir virane. Yani evlere kuşlar yuva yapmış. O vaziyette. Tam bir mezbelelik. Ve ne hikmetse, Orada toplama yapılmasın diye gaz yağları falan dökülerek hurmalıklar yakılmış. Simsiyah hurma ağaçları var orada. Sonradan öğrendik ki burası belki ileride bir sayfiye yeri vesairesi olması için böyle bir şey düzenleniyor. Şimdi bu bizi ilgilendirmez. İnsanlar belli yerlerde belli işleri yaparlar. Devletler kendi aralarında arazilerini böyle yapar eder. Hani işin bu tarafıyla ilgilenmeyelim. Hadi ekolojik açıdan falan da şey yapmayalım. Yani hurma ağacını niye yakarsın efendim? Yani o manzarayı görmeniz lazım ki ibretli manzarayı, feciayı. Yani zannedersiniz ki kendinizi Filistin'de bir hurmalık ve Yahudiler orayı yakmış. Öyle söyleyeyim. Çünkü zalimane şekilde yani üzerinde meyveler dururken yakılmış ağaçlar. Aşağıdan da su akıyor bu bir yandan. Yani suyun yolunu sadece kassanız o hurmalıkların bakıma bile ihtiyacı yok. Öyle bir yer. Şimdi işin şu tarafı acayip. O araziyi Hayber'in fethinden sonra o araziyi Resulullah Efendimiz müminlere vakfetmiştir. Vakıf arazisidir orası. Bu vakıf arazisi niye böyle oluyor acaba diye kendimizi düşünmekten alamadık. Sonra dedik ki Amazon'da bir kelebek kanatlarını çırptın da bilmem Himalayalarda işte rüzgar yapıyormuş fırtına kopuyormuş gibi bir kültürü şimdi bize şey yapıyorlar da kısmen doğru kainatta bir bütünlük vardır. Ben Amazon'daki kelebeğe aklı ermez pek. Ama Hayber'de yapılan müminlerin sözüm ona Müslümanların yaptığı bu zulmün Filistin'de bir bomba olabileceği kanaati bende çok yaygındır. Orada Yahudi yok. Resulullah Efendimiz Yahudilerle yapılan bu savaşın bir neticesi olarak falanca bir Yahudi zengin gelir oradan arazi alır tekrar orası hortlar. Tekrar şu olur. Parasını bastırır adam araziyi tekrar alır. Olmasın diye Hayber'in etrafını vakfediyor peygamber. Vakfediyor. O topraklar vakıf topraklar. Ve niye yakılıyor? Biz kaleye gittiğimizde çok zor şartlarda girdik içeriye. Ve gizlice girmek zorunda kaldık. Çünkü başka türlü bir şey olur vesaire diye. İnşallah televizyonlarda o görüntüler çıkacak. Hayber'in fethine yani belki uzun zamandan beri ilk defa biz çıktık. Çünkü o yürüdüğümüz yerlerde en önce biz zemin zannettik. Baktık ki altında evler var kale içerisinde. Yani üzerinde dalgınlık eseri şöyle yürüseydik tabanından aşağıymış olacaktık evin. Meğer o şey yapılmış, e, çamurla daha doğrusu toprakla su birbirine karıştırılmış. Arasına e, hurma lifleri falan korunmuş, dam yapmış adam. O katlar, o üzerinde dolaştığımız katlar ayrıca evlerin damı gibiymiş. Biraz daha fark etmeden yürüseydik o çökecek ve aşağı düşecektik neredeyse. Metruk bir vaziyette. Yani metruk bir vaziyette. derler yani incin top oynuyor diye. Aynen o şekilde... Ve düşünün muhteşem bir manzara, iç içe evler, büyük bir yerleşim yeri. Efendime söyleyeyim o Arap evlerinin falan durduğu şekiller yani hala hazırda duruyor. Yani bir eve girdiğinizde o evin şekli bile belli olacak şekilde. Çatılar uçmuş yok ama evlerin planı, planı falan var. Sanki böyle yeni toprak altından çıkan bir şehir gibi. Yeni kazı yapılmış ve ortaya çıkmış gibi terk edilmiş ve simsiyah hurma ağaçları üzerlerinde meyve ile yakılmış. Başımıza gelen şeylerin Resulullah'ın vakfettiği bu arazilerin ille Kudüs falan diye birçok şeyi anlatıyoruz. Şunu da bir ikaz neticesinde söylüyorum. Biz esas meselelerimizi konuşamıyoruz. Ne olduğunu bilmeden savunuyoruz bazı şeyleri. Ben birçok insana Kudüs mescid Aksa hakkında soru sorduğumda Mescid-i Aksa'yı sarı kubbeli yer olarak gösteriyor bana. Kubbetü Sahra'yı. Mescid-i Aksa orası değil ki. Yani yarın bir gün Mescid-i Aksa'yı yıksalar, Kubbetü Sahra'a kalsa adam Mescid-i Aksa'nın yıkıldığını bile anlamayacak. Mescid-i Aksa o değil ki Resulullah Efendimizin semaya uruc ettiği veya işte meşhur Kur'an-ı Kerim'de geçen Mescid-i Aksa o değil ki hemen önündeki bina. O binayı göstermiyorlar bile. Bizimkiler de anlatırken göstermiyor. Yani hakikaten acayip bir durum. Bir bu var, bu dursun. Bir de şunu demek istiyorum. Kardeşim, Allah Resulü'nün vakfettiği bir araziyi, müminlerin elinde dursun ve ebediyen daha ehillerin eline geçmesin denilen araziyi, hangi maksatta ve için biz terk etmişiz? Ve bu emanete sahip olamamışız. İlla oradakiler mi ceza görecektir? Hayır o Allah'ı tanıyıp da itaat etmeyenlere Allah kendisini tanımayanları musallat edecektir. O yüzden bazı yerlere yardımı düşünenler, bazı zulüm için avaz avaz bağıran kişilerin muhakkak ve muhakkak kendi içlerindeki zulmü, nifakı ve ciddiyeti gözden geçirmeleri lazımdır. Yoksa bir sadece bir şeyi beline boynuna dolamakla mücahit olunsaydı davaya sadık kalındığı insanı efendim gösterseydi Allah katında makbuliyeti olsaydı Allah herkes mücahit olurdu herkes bir şey yapıyor olurdu ama meselenin özüyle çok iyi uğraşmak lazım ve ihanetlerimizi ihmallerimizi gözden geçirmemiz lazım neyse Hayber böyle hala hazırda da zor yürünüyor yani o kadar sık hurmalıklar var ki Hayber'e ulaşmak için aşağı yoldan yani arazilerin olduğu yerden çıkmanın imkanı yok. Sap kayalıklar var ve oraya gidene kadar da e, hurmalıklar var. Biz şimdi konuşmamıza buradan devam edelim, müfredat işlesin. Fakat oranın da o vahim halini hakikaten bugün görseydiniz, şu an size bunu resmedebilseydim bu radyo programında bir şekilde gösterebilseydim hakikaten vah vah derdiniz ve rahatlıkla Filistin'de Yahudilerin yaktığı hurmalıklar zannederdiniz. Evet. Peygamber Efendimiz ve mücahidler her sabah silahlanarak Natat Kalesi'nin üst taraflarına geliyor, akşama kadar Yahudilerle çarpışıyor, akşamleyin tekrar Reci bölgesine dönüyorlardı. Bu arada Peygamber Efendimiz bir baş ağrısına yakalandı. İki gün mücahidlerin yanına çıkamadı ordunun başına önce Hazreti Ebu görevlendirip Yahudilerle çarpışmaya gönderdi. Tabi yine problemdi değil biz anlayalım diye söylüyorlar. Resulullah'ın başarısının yakalanması çok tabi değişik bir tabirdi. Bir şey söylemiyorum artık kıymetli dinleyenlerimiz biliyorlar ne demek istediğimi. Yakalandı yani Resulullah baş ağrısına yakalandı tabirini böyle bir hafif müstehsi bir tavırla zikretmiş oluyoruz. Evet. Şiddetli çarpışmalar olmasına rağmen fetih gerçekleşemedi. İkinci sefere ak sancağını Hazreti Ömer'e verdi ve mücahitlerle birlikte çarpışmaya gönderdi. Yine şiddetli çarpışmalar cereyan etti ama ona da fetih nasip olmadı. Yedi gün böylece devam etti. Bu sırada İslam ordusu bir şehit verdi. Mahmud bin Mesleme. Sıcaklıktan ve şiddetli çarpışmadan gelen yorgunlukla bitkin bir halde Natat Kalesi dibinde gölgelenirken yukarıdan Yahudiler tarafından atılan bir taşla başından ağır yara aldı ve üç gün sonra da şehadet mertebesine erdi. Yine bu esnada Amir bin Ekva ile Hayberlilerin meşhur kahramanlarından olan Merhab karşı karşıya geldiler. Birbirlerine kılıç sallamaya başladılar. Amir, merhabın bacağına şiddetli bir darbe indirdiği zaman kılıcının ağzı kendisine yönelip bacağının orta damarını kesiverdi. Yaralı halde İslam ordugahına getirildi. Orada yaranın tesiriyle şehit olarak vefat etti. Zaten Efendimiz de henüz Hayber'e varmadan önce onun şehadet mertebesine ereceğine işaret buyurmuştu. Devs kabilesi reisi şair Tufeyl bin Amr hicretten önce Mekke'de Peygamber Efendimizle görüşüp Müslüman olmuştu. O zamandan beri de kabilesini İslamiyet'e davet edip durmuştu. Tufeil bin Amr bu sefer kabilesinden 400 kadar Müslümanla hicretin 7. senesinde Medine'ye geldi. Peygamber Efendimizin Hayber'e gittiğini haber alınca da Hayber'e gelip İslam ordusuna katıldılar, Yahudilere karşı savaş açtılar. Gelen 400 kişinin arasında sonradan meşhur olacak Ebu Hureyre radıyallahu anh da bulunuyordu. Orada Hazreti Resulullah'la bulunup görüşen Hazreti Ebu Hureyre ehli suffaya dahil oldu ve ondan sonra Efendimizin yanından ayrılmadı. Cenab-ı Hak kendisine kuvvetli bir hafıza da ihsan ettiğinden birçok hadis-i şerif rivayet etmiştir. Benden fazla hadis bilen Abdullah İbni Ömer'dir. O da işittiğini yazardı ben yazmazdım demiştir. Evet yani canlar sebil oluyor ama canlar cananı ve diğer canları da davet ediyor. İslam'ın şehitleriyle beraber fevç fevç kıt'a kıt'a İslam ordusuna katılımlar oluyor. Hayber'in fethini böyle bu tatta bırakalım. Çünkü Hz. Ali Efendimiz'in sancağı alma sahnesi var isabet oldu. Üçüncü bölümün sonuna doğru buraya gelmesi. Zaten benim de şöyle niyetim bu bahsi biraz daha böyle rahat işlemekti. Son ana gelseydi olmayacaktı. Fakat Hazreti Ali Efendimiz'in sancağı alması ve Hayber Fethi'nin zahir olması. Sadece şurada bir cümleye son dakikalarda işaret etmek isterim. Henüz fetih gerçekleşmemişti. Sözü var ya. Bu tabirleri de bendeniz. Çok hoş karşılamıyorum. Çünkü düşünün Resulullah Efendimiz Amir bin Ekva'nın radıyallahu anh'in şehit olacağını ne yapıyordu? Bir şekilde daha ordu Hayber'e giderken haber veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Fetham Mübina diye indirilen ayeti i kerimede işaret varsa artık biz gerçekleşmemesini konuşmamamız lazım. Fethin zahir olması hususunda feth olunamamıştı. Fetih zahir olamamıştı. Gerçekleşmek ayrı bir şeydir. Gerçek kelimesini, hakikat kelimesini çağrıştırır. Bir şeyin zahir olmasıyla gerçek olması farklı şeylerdir. Arz edebiliyor muyum? Birçok şey vardır. Zahirde vardır ama anladığımız ilmi manada veya dini açıdan gerçek değildir. Yani gerçek kelimesi hakikati çağrıştırır. Dolayısıyla o kelimelerin de ben çok uygun olmadığı şerhini koyayım ve Bugün Biraz da belki rahatsızlığımdan dolayı, yorgunluktan dolayı efendim Hayber'in fethi burada kalsın. İnşallah fethi fütuhat nasip olur. Dersimize, sohbetimize inşallah Hayber'in fethine Hazreti Ali Efendimiz'in sancağı almasıyla devam etmiş oluruz. Evet.